Matruşka'ya hoş geldiniz. Hikaye içinde hikaye alt başlıklı bu podcast dizisinde geçmişten bugüne birbiriyle konuşan eserleri, birbirine teğet geçen yazarları ve bir mecradan diğerine uyarlanan her türlü hikayeyi konuşacağız. Hadi başlayalım. Merhaba. Bugün sinema yazarı Tanju Baran'la Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmini ve filmin senaristi Akın Aksu'nun filmden izler taşıyan bir nevi filme ilham kaynağı olmuş Bir Taşra Köpeği romanı üzerine konuşacağız. Filmle roman arasındaki bağlantılardan bahsedeceğiz. Ahlat Ağacı'nı niye önemsediğimizi, niye son yılların önemli filmlerinden biri olduğunu düşündüğümüzü açıklayacağız. Kendi aramızda filmin bize hissettirdiklerini, filmle ilgili düşündüklerimizi bir bağlama tutmaya çalışacağız. Selam Tanju. Selam. Öncelikle Ahlat Ağacı'nı niye bu kadar seviyoruz gibi çok kişisel bir yerden başlayalım istersen. Ahlat Ağacı'nı izlemeden önce neler bekliyordun? İzledikten sonra neler hissettin? Ahlat Ağacı benim son yıllarda en çok sevdiğim film olabilir. Yani o derece. Hem bizim sinemamız için hem böyle dünya genelinde ne izlediklerimi hepsini şöyle bir düşünüyorum. Hiçbir filmde bu kadar bağ kurmadım. Zaten Nuri Bilge Ceylan sinemasını genel olarak seven biriyim. Hatta Yılmaz Güney ile ikisini ülke sinemamızda çok ayrı bir yere koyuyorum. Bir emsalleri yok benim için. Bir Zamanlar Anadolu'da da aynı şekilde en sevdiğim Umut'la beraber, Sürü'yle beraber böyle zirveye koyduğum filmlerden. Zaten film öncesinde de hazır gittim. Her şey hazır. Sevmeye hazırdın ya. Sevmeye hazırdım. Filme aşık olmaya hazırdım ama bu hazırlığımın da üstünde bir şey buldum. Çünkü kişisel hayatımdan çok büyük izler taşıyor. Aslında sinema yazarı dedik ama öğretmenim. Sinan gibi atanamamış bir öğretmendim. Evet. Mezun olduktan 2 yıl sonra atandım ve o 2 yılın ilk yılında çalışmadım. Korkunç bir süreçti. Atanamamış biri olarak yani evinden çıkıyorsun 4 yıl üniversite okuyorsun. 4 yıl sonra kaybetmiş olarak küçük bir kasabaya geri dönüyorsun. Öğretmensin aslında, ama değilsin bir anda. Öğretmensin ama değilsin. Ataman yapılmamış. Hani, ve bu bir yıkım aslında. 22 yaşındasın. Hayatını buna ayırmışsın. Ailenin senden bir beklentisi var. Küçük yerin senden beklentisi var. Yani küçük yerlerde Akın Aksu'da mesela röportajda ufak değiniyordu. Herkesin birbirini tanıdığı yer aslında büyük bir koğuş gibi, yani oda arkadaşı gibi, yani yüzlerce kişi oda arkadaşı gibi. Herkes senin bütün hayat öykünü biliyor, ailenin hayat öyküsünü biliyor ve oraya kaybetmiş olarak dönmek korkunç bir şey. Ben bunu bulduğum için çok bağ kurdum. Zaten filmi genel olarak beğendim ama kalbimde hissettim. Taşra'da biraz özellikle ebeveynlerin çocuklarını, işte benim çocuğum şurada doktor oldu, benim çocuğum işte bilmem nerede avukatlık yapıyor, benim çocuğum işte şirket kurdu falan gibi ebeveynlerin çocuklarının üzerinden bir kimlik inşa etme çabaları oluyor. Yani bu övünmeyi yaşayamadıkları zaman bir eksiklik duyuyorlar ve bunu da hissettiriyorlar sanki. Değil mi? Yani ister istemez yani kötü niyetli olmasa da. Öyle kesinlikle öyle. Yani hani böyle amiyane tabirle her baba çocuğunun pipisini bir etrafa göstermek istiyor. İşte bu küçükken pipi olabiliyor ama büyüdüğünde işte makam, mevki, para, güç hepsi olabiliyor ve Taşra tamamen bunlar üzerine ilerliyor. Tamamen güç mücadelesi ve çocuk da çok büyük gösterge. Çocuğunun bir yere gelmesi, işte hani ufak bir ormancı bile olabilmesi, hani türkülere konu olan ormancı bile olabilmesi aile için çok büyük bir şey ve çocuğunun başarısız olarak gelmesi aile için de büyük yıkım. Yani Ahlat Ağacı'nda bunu bir yıkım olarak sunmuyor aile için. Çünkü baba da öyle bir baba değil. Evet. Baba o sürecin sonunda yıkılmış veya o süreç boyunca yıkılmış biri olduğu için buralara değinmiyor ama Taşra tamamen bunun üzerine kurulu. Ben o değinmeyen kısımdaydım. Anlatılmayan kısımda kendi öykümü bulmuştum. Nuri Bilge Ceylan'ın son birkaç filmden farklı olarak aslında küçük ve kişisel bir hikaye. Bir Zamanlar Anadolu'da cinayet gibi, yani söylediğiniz anda bir ağırlığıyla ortamı ele geçiren bir konu vardı. Burada kimsenin hayatı tehlikede değil aslında teknik olarak. Yani canı tehlikede değil. Yaşayacakları hayatlar üzerine bir takım tehditler söz konusu, gelecek korkusu, kendini yetersiz hissetme, bundan yola çıkarak kendini çok büyük, önemli gibi gösterme çabası karakterlerin neredeyse hepsinin. İdris hariç. Bu kadar kişisel bir hikayede zaten hiçbir ön bilginiz olmadan girseniz bile otobiyografik bazı öğeler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu filmde aynı zamanda imam rolünde oynayan Akın Aksu'nun senaryoda imzası var. Nuri Bilge Ceylan ile beraber. Ve kendi hayatında izler taşıyor bunlar geçmişinden. Akın Aksu, Sinan Karasu da isimden bile görebildiğimiz ufak bir numarayla. Kendine gönderme yapmış. Yani Akın Aksu aslında Sinan Karasu. Tamamen değil tabii ki. Orta çıkış hikayesi Nuri Bilge Ceylan kaleme almıştı aslında ama biz de ufaktan bahsedelim. Nuri Bilge Ceylan'ın uzaktan bir akrabası aslında Akın Aksu. Ve eşi Ebru Ceylan'la beraber başka bir film yazarken köylerine gittikleri zaman İdris Karasu'nun ilham kaynağı olan hocayı görüyorlar. Ve onu bayağı orada aslında gözlemliyorlar. Orada hani bu aile ziyareti bir nevi bir gözlem aracı haline geliyor. Bayağı Nuri Bilge Ceylan orada hal ve hareketlerini, işte küçük dertleri olan, kuzularından bahseden böyle bir emekli öğretmen. Yani bayrama gidip film fikriyle geri dönüyorlar aslında. Evet. Aslında o metin benim açıdan çok eğlendirdi de. Bayağı hani işte yazlıkta otururken bir kalkıp köye gittik, işte ne bileyim işte akrabalarımızla oturduk konuştuk deyince bir hani zaten oradan bir Nuri Bilge Ceylan'a tam oturtamadığımız için bir film fikri çıkması bana daha cazip normal geliyor aslında bakarsan. Daha olağan bir durum gibi geliyor yani. Bayramda köye gidecek biri gibi durmuyor. Durmuyor. Aslında öyle ve hani öyle olması da böyle bir filme yol açmış. Şey de olabilirdi, klasik sanatçı tipi. Her gün ofisinde oturup bugün acaba hangi film üzerine düşünsem, hangi senaryoyu üzerine düşünsem diyen kasıntı bir tip olmaması aslında bir nevi bu filmin oluşmasına yol açmış. Akın'ı tanıyorlar ama hiç birebir muhabbetleri yok. Çok bir muhabbetleri yok. Dayısından numarasını alıp Akın'a durumu, fikirlerini anlatıyorlar. Evet, yani. Evet. Hatta orada galiba Akın'a da biraz kızmıyorlar ama işte babasının içine düştüğü konuma sebep olan insanlar arasında Akın'ı da görüyorlar. Yani topluluk onunla alay ediyor. Evet. Sen de onlardan birisin. Hı-hı, yani hı-hı. Akın için de mesela evet. Yani utandığını söylüyor. Utanç verici bir ana dönüşüyor. Aslında Nuri Bilge Ceylan o yazıda farklı olmanın, başarı diye bir şey var ya, hani biraz önce de bahsettiğimiz başarı aslında taşrada daha büyük bir yere sahip. Çünkü hani büyük şehirde kaybolabiliyorsun veya hani bir şirkette işe girip öyle bir şekilde kendi başına hayatını sürdürebiliyorsun ama taşrada herkes seni bildiği ve başarılı olmanı beklediği için o başarı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kendi başarılı gösteremeyen bir insansan, kendini pazarlamaya çalışmıyorsan, İdris Karasu'nun ilham kaynağı gibi belli ki bu seni direkt ayrıksı kılıyor zaten. Sürekli kendi pazarlamadığın için ve hani ya bir nevi aslında kendi halinde yaşayan, mutlu, birkaç tane kuzu bakarak da yaşayabilecek aslında, hani işi gücü bırakıp 3-5 kuruşla hayatını sürdürebilecek biri olmak insanları tuhaf bir şekilde sinirlendiriyor mu diyelim, rahatsız mı ediyor diyelim. Yani sinirlendirmek değil. Değil de şöyle olabilir. Taşra'nın başarı algısı çok somut. Hı-hı. Yani paran olacak. Gerçekten paran varsa nasıl biri olduğunun bir önemi kalmıyor. Evet. Egolu musun, kibirli misin, yalancı mısın, hırsız mısın? Hı-hı. Hiçbir önemi kalmıyor. İlk şu, paran var mı? Gücün var mı? Makamın var mı? Mevkin var mı? Hı-hı. Eğer bunlar yoksa sen gerçekten alt seviye bir insan oluyorsun. Çok iyi insan olabilirsin. İkili ilişkilerde iyi bir komşu, iyi bir eş, iyi bir arkadaş olabilirsen bunların hiçbir önemi kalmıyor. Senin her zaman o güçsüzlüğün yüzüne vuruluyor ve belki de kendi güçsüzlüklerine ayna tuttuğu için de dediğin sinir oluşuyor olabilir. Evet. Yani evet. O açıdan katılabilirim. Saçma sapan şakalar yapıp kendi şakalarına gülen bir adam, hani kışkırttıklarında bile aslında istedikleri tepkiyi alamıyorlar. Biraz hani yönlendiremiyorlar adamı aslında bakarsan. Ne olursa olsun adam kendi yolunda bir şekilde gidiyor. Yani içindeki o illaki vardır bir hayal kırıklığı ve zaman zaman ortaya çıkan şeyler ama çoğunlukla işleyen bir takım güç oyunları onda çok işlemiyor. Hırslanmıyor. Hani onlara göre olmaya çalışmayı bırakmış artık. Belki bir dönem denemiş. Ya oyunu ama aslında farklı oynuyor. Tabii. Yani güçle bir ilişkisi olmadığı için yani klasik yöntemlerin hiçbiri, yani insanlar kızdırmaya çalıştığında bile asla kızdıramıyorsun. Çünkü adam kendisiyle bir nevi mücadele içerisinde ve o mücadeleyi de hep mizahla, kendi kendisine dalga geçerek aşabiliyor. O yüzden farklılık, yani Nuri Bilge Ceylan'ın o röportajında dediği gibi hiç ödüllendirilmiyor. O farklılık asla ödüllendirilebilecek, kabul edilebilecek bir şey olmuyor. Çünkü farklılığın ödüllendirildiği noktalarda bile bir onu allayıp pullayıp onu da bir başarı haline getirmesi gerekiyor insanların. Ve bunu Taşra'da çok yapamıyorsun. Daha küçük bir dünya olduğu için hani... Şehirde yapıyorsun. Evet. Çok duyarlıyım. O duyar kasma hep oraya geliyor. Ne kadar iyi, ne kadar vicdanlı, ahlak. Şehirde, bu tamamen şehirde işliyor ama Taşra'da işlemiyor. Çünkü yani Taşra'da... Aynı hikayeyi belki şehre alsan kuzularıyla mutlu olan bir adamı bir başarı hikayesi gibi de sunabilirdin. Mandıra filozofu. Modernizmi reddeden biri olarak evet. Allayıp pullayabiliyorsun. O küçük dünyada o adamın kendi başına bir şekilde var olmaya çalışması... Çok da bir şey ifade etmiyor onlara, hani meczup gibi bakıyorlar. Yani, o yüzden sürekli kaçması gerekiyor zaten. Evet. Yani ailesinden işte ilçede ama her hafta sonu ekonomik kaygılar, ekonomik sebepler de var veya o dibe vuruşun etkisi de var ama her hafta sonu köye kaçıyor, her fırsatta köye kaçıyor. Köyün içerisinde de babasının yanında veya diğer insanların, yani Sinan köye geliyor ve kahveye gidiyor. Bilardo oynayan evet. insanlara, oyun oynayan insanların yanına oturuyor. Ama bu köye geldiğinde dahi bile köyün de dışına çıkıyor. O arazide tek başına doğayla, hayvanlarla iç içe kalmak istiyor. O bir kaçış. Hep daha fazla kaçıyor değil mi? Yani kaçışını giderek daha derinleştiriyor. Yani kaçabileceği son noktaya kadar gitmeye çalışıyor sanki. Yani belki bir noktadan sonra o koyunlardan da kaçması gerekecek. Evet. Yani film devam etmiş olsa sürekli evet. kaçmak zorunda. Ya aslında kendisiyle mücadele etse bile bir noktada kendisiyle barışabiliyor gibi geliyor bana. Ama işte başka insanlar onunla barışamıyor sanki. Başka insanlar onu kabul edemeyecek hiçbir zaman. Bunu anladığı zaman... Kaçışın derinleşmesi sürüyor. Kendisiyle bir problemi yok aslında. Şu anda yok. Hani yapmış bir takım belki de geçmişte hesaplaşmaları muhakkak olmuş. Çünkü bir pişmanlığı olduğunu da görmüyoruz. Çok ciddi bir pişmanlık görmüyoruz. Yani evet. Hatta tuhaf şekilde eşinin de bir pişmanlığı yok. Yani böyle biri o kadar çok... Sinan da buna kızıyor. Babasının öyle olmasına kızıyor. Annesinin bunu kabullenmesine, pişman olmamasına ve hatta yine olsa yine İdris'le evlenirim cümlesine içten içe kızıyor. Bunu kabullenemiyor mesela. Sinan isyan etmeme olgusuna direkt karşı zaten. Yani her şeye isyan edilmesi gerektiğini düşünüyor adeta. Bir şeylerin yolunda gitmeyebileceği ya da bir şeylerin yeterince önemli, ahlaklı, göz alıcı, görkemli, işte sanatsal, yani her şeyin bir noktada büyümesi gerektiğini düşünüyor sanki. Küçük şeylere tahammülü yok. Çünkü küçük orada o küçük dünyadan zaten bıkmış. Atom bombası atarak yok etmek istediği Çan ilçesinden zaten bıkmış. Ama işte büyük hayalleri olduğu için evet, bir yandan. Yani sığmıyor oraya. Kitap yazmak için. Yani kitap belki sembol. Evet. Hatta Hatice ile buluştuğunda işte bezelye tanesi gibi herkesin birbirine benzediğini burada ve ona göre olmadığını söylüyor. Ve Hatice'nin hayali de işte pırıl pırıl şehirler, böyle çeşitli benzetmelerle evet. Filmlerde gördüğümüz o cazip şehir hayatını övüyor ama Sinan mesela hepsini gördüm. Hiçbir şey yok. Ben gördüm. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey, aslında hiçbir şey görmemiş olmasına rağmen yani kendi kafasında bir dünya var. Kendi algısı var. Kendi amaçları var. Belki de o hepsini gördüğüm dediği şeylerin hiçbirini görmediği için ileride büyük bir edebiyatçı olduğunda bunları göreceğini düşünüyorum. Kafasında ne olduğunu tam olarak... Birkaç sene aslında Çanakkale'de okumuş. Değil mi? Çanakkale'de okumuş. Evet. Çanakkale'de aslında Taşra. Tabii yani gördüğüm dediği şeyler... Aslında Hatice'nin anlattığı şeyler değil zaten. Değil. Yani hiç aslında hiçbir şeyi yaşayamamış. Evet. Yani yaşadığını düşün ve yaşamadığında farkında aslında. Evet. Kitapta daha iyi görüyoruz. Yani oraları yani ileride değineceğiz ama evet. Kitapta aslında hiçbir şey yaşamadığını, o Taşra'daki çaresizliği, kapanı kısılmışlığı şehirde aynen devam ettirmiş. Hı-hı. Belki bunun öfkesi içerisinde vardır. Yani bu öfke olarak ona dönmüştür. O yüzden her şeye isyan ediyordur. Annesinin, babasının kabullenmesini bu yüzden içine sindiremiyordur belki de. Ve aslında yani Sinan'ın hayali çok para kazanmak falan gibi, köşeye dönmek gibi bir şey değil. Eskiden olurdu yani köşeye dönme filmleri. Köyden şehire geldim, işte burada şarkıcı olacağım, işte çok paralar kazanacağım. Artık o biraz daha günümüzde önemli biri olmak her zaman parayla alakalı olmayabiliyor bu filmdeki gibi. Yani onun kitabı satsa ama tek kuruş kazanmasa ve önemli bir yazar olarak addedilse çok daha mutlu olabilir. Hani evet. Büyük biri olmak istiyor ya. Büyük bir edebiyat sevgisi var mesela. O var aslında. Yazarla yani. Görüştüğünde gerçekten edebiyata, sanata karşı ilgisini, sevgisini görüyorsun. Tabii. Yani bir sanatçı belki de onun şeyidir. Onun gücü de sanatçı olarak kabul edilmektir. O camianın içerisinde, kitapta mesela birazcık değiniyor oralara ama filmde görmüyoruz. O camianın bir parçası olmaktır belki hedefi. Maddi olmasa bile manevi tatminini öyle sağlayacaktır. Evet. Ama asıl derdi şey değil yani. Hani köşeye döneyim de işte rahat yaşayayım falan hiç umurunda değil. Yani o kısım değil onun derdi. Onun derdi... Ama parasızlık dert. Parasızlık derdi var tabii ki. Parasızlık şöyle hatta diyor yani parasızım, işsizim, köylüyüm. Kesinlikle. Hani bunları dert ediniyor. Gene de hayali şey değil. Yok, hani para değil. Müteahhit olayım da işte milyonlara götüreyim falan değil derdi. Gene o onu gene mutlu etmeyecek. Param var ama bomboş bir insanım diyecek belki. Öyle, o öyle kesinlikle. Hani, o, yani hayat, yani yaşadığı hayatla o kitaplarda gördüğü dünyayı bağdaştıramıyor. O yüzden sığamıyor yaşadığı yere. Bence İstanbul'a gitse de sığamayabilir bu arada ama İstanbul'da ya da büyük şehirlerde değil. İstanbul'a kısıtlamayalım bunu ama hani edebiyatın, sanatın başkenti İstanbul olduğu için Türkiye'de ister istemez o akla geliyor. Hani İstanbul'da oyalayacak çok şey var. Kendinizi önemli hissetmenizi sağlayacak çok şey var. Kendi küçük imparatorluğunuzu kurabiliyorsunuz burada. Bir şeyler yazıp çizip bir şekilde tanınabiliyorsunuz birkaç yüz kişi tarafından ve bu sizi önemli hissettirebiliyor. Ama Sinan'ın elinde orada öyle bir imkan yok. Biraz da bu açıdan eski moda bir film. Kullandığı yollar çok eski moda. Sanki hani birkaç sene öncesinde geçiyormuş gibi. İnternet hiç kullanmıyor mesela. İnternet üzerinden bir çabası yok. Tamamen hani bayağı gidip parayla basılı kitap bastırıp hani kitapçıya verip işte kaç tane sattı falan diyor yani. Hani telefon kullandığını çok az görüyoruz. Telefonda o bile çok az görüyoruz ama işte eski filmlerde Dankösör'ü telefonda konuşmaktan çok farklı bir şey değil. Yani dediğin gibi teknolojinin veya modernizmin bu aldığı halin tamamen dışında. Taşra gibi aslında. Taşra nasıl ki gerçek dünyanın dışında kalmış bir yer. Evet. Filmin kendi dünyası da bugünkü var olan aslında Taşra da böyle değil. Hı-hı. Yani gittiğinde teknoloji her tarafında. Evet değil artık. Zihinler de dediğin gibi yani Taşra'daki insanların zihni de artık farklı çalışıyor. Kitap bastıracaksa e-kitabı basılı kitabın alternatifi olarak görebiliyor. Yani bu imkanları görebiliyor. Zihin olarak da oradaki insanları eski moda betimliyor ve film kendi ilerlediği yolda da hiç buna sadık kalıyor. Hiç aralara girmiyor. Ya bir arada bir şeytan taşlarken iPhone fırlatma geyiği falan var ama aslında din eleştirisi, din modernizm eleştirisi. Orada o sırada çok alakasız bir yerden yapıyor onu. Hani bu bahsettiğimiz konudan farklı. Arada kitaptan örnekler veriyoruz. Biraz kitaba da girelim o zaman. Filmin ortaya çıkış hikayesinden bahsettik. Akın Aksu'nun yazdığı Bir Taşra Köpeği kitabı Ocak, Şubat gibi yayınlandı Doğan Kitap tarafından. Ve Ahlat Ağacı'na ilham veren roman olarak sunuldu. Bu biraz karışık tabii aslında. Yazmaya daha öncesinde başlamış. 2009-2010 civarlarda yazmış. Ama Nuri Bilge'ye okutmuş kitabı. O zamanında yaşadığı ilçedeki aynı yer Çam. Yaptığı çeşitli gözlemler, insanların konuşmalarını dinleyerek oluşturduğu bir takım mizansenleri bayağı notlar halinde bir araya getirdiği bir dosyası varmış ve Nuri Bilge Ceylan'a bunu okuttuğunda biraz üzerine çalışıp toparlaman lazım ama bayağı bir şey var burada. Hani bir cevher var burada demiş. Onun üzerine de o sanırım filmin bitiminden itibaren bunu bir roman haline getirip çıkarıyor. Yani aslında enteresan bir durum var. Hem filmin öncesini hem de sonrasını kapsayan bir anlayışı sergiliyor bu kitap. Tıpkı Ahlat Ağacı gibi kendi hayatından çok fazla iz taşıyan bir kitap. Gene Ahlat Ağacı'ndaki gibi taşrada gezinip duran ve insanlarla bir takım sohbetler eden bir başka karakterimiz var. Bu sefer isimsiz ama gene Sinan gibi Akın Aksu'nun bir nevi alter egosu. Ne düşünüyorsun kitap hakkında? Ahlat Ağacı'nı aydınlatma konusunda sana yardım oldu mu kitabın? Yani, son dediğinle başlayayım. Benim için Sinan'ı çok iyi anlamamı sağladı. Yani ben kitabı filmden sonra kafamda bir Sinan imajı vardı. Hı-hı. Sinan'a dair fikirlerim vardı. Kitabı okuduktan sonra tamamlandı. Hı-hı. Artık Sinan'ın nasıl biri olduğunu, nasıl düşündüğünü, hatta kitabı okurken bazı yerlerde ne tepki verebileceğini artık öngörmeye başladım. Hı hı hı. Yani Sinan Karasu karakteriyle Akın Aksu'nun aynı kişi olduğunu, olabileceğini veya kendi hayatından yola çıkarak yarattığını düşünmüş. Yani zaten senarist olduğu için biliyorduk ama bu bilgiden çok daha fazlasıymış. Aslında kitabın Akın Aksu'nun kendi karakterini tamamen yansıttığını varsayarsak o zamanki Akın Aksu'nun. Gerçekten filmdeki Sinan %100 Akın Aksu'ymuş. Yani onun gibi düşünün. Tabii daha farklı. Yani iki farklı profilde çiziliyor. Kitaptaki karakterle filmdeki karakter belli noktalarda birbiriyle ayrışıyor ama hissiyat ve düşünme mantığı olarak, hayata bakış açısı olarak birbirine çok benziyorlar. Yani kitabı okuduğumda tamam dedim. İkisi aynı kişi. Yani o Sinan Karasu'yla, burada isimsiz, ismi verilmiyor ama buradaki kişi, gizemli anlatıcı, gözlemci aynı kişi. O filmin evrenini de daha iyi anlamamı sağladı. Ahlat Ağacı'nın evrenini de. Yani kitaptaki işte Tadelleci'yi alıp filme dahil ettiğimizde hiçbir şey sırıtmayacak. Herkesi koyarsın. Herkesi, tüm karakterleri yani koyabilirsin. Filmdekini kitaba koy, kitaptakini filme koy. Hiçbir şey değişmiyor. Evet. Yani aynı evrenin başka parçaları da. Yani bir nevi MCU yaratmış. Marvel Cinematic evreni, kendi evrenini yaratmış. Belki iki film daha çekilse veya belki devamı gelir. Belli olmaz. Devam kitabı yazılsa hiçbir şey sırıtmayacak. Her şey birbirini çok iyi tamamlıyor. Ayrıştığı noktalara da gelelim istersen. Buradaki anlatıcı özellikle belli bir noktaya kadar Sinan kadar müdahil değil olaylara bir noktaya kadar. Ve hani geri geldiğinde uzun bir konuşma boyunca hiç lafa girmedi ya da sadece evet haklısınız ya da yok canım o öyle değil noktasında o kadar kısa kesip sustuğu noktalar oluyor. Ama Sinan çok susan bir karakter değil. Belli noktalarda gerçi mesela imam sahnesinde bir yere kadar bir geri çekiliyor ama girdiği zaman da gene taarruz ediyor ve hani uzun bir tirat mı denir onlara? Bir nevi tirat diyebiliriz. Yani kitaptaki baş karakter isimsiz kendini ifade etmeden de durabiliyor belli noktalarda. Kendini ifade etmeden bir bıkkınlığı var. Hani o bıkkınlığı dolayısıyla ya şimdi bir şey desem ne olacak, demesem ne olacak algısını daha çok görüyoruz kitaptaki karakterde. O yüzden birebir Sinan Karasu olarak göremedim ben karakteri. Ama kayıttan önce konuşmuştuk seninle. Hani bir alternatif, bir yol gibi sanki o. İki paralel evren. İki paralel evren ya da hayatının çok yakın ama farklı bir noktasında gibi dedim ya. Ahlat Ağacı'nın sonuna doğru Sinan'ın işte kitabını bastırdıktan sonra bir bıkkınlık yaşaması, satmaması, bezginlik daha doğrusu, başarısız hissetmesi ve ya ben boşa mı uğraşıyorum acaba hani demesi askerden döndükten sonra özellikle. Çok sembolik bir kısım var ya döndüğü zaman kitapları annesinin işte kaloriferin altına mı koyuyordu orada? Evet, peteğin altında böyle su damlayan. Peteğin altında su damlayan kitaplar ve çok da önemsemiyor orada artık aslında kitapların mahvolmasını. Zaten okunmuyor. Zaten bir kişiden yorum alamamış. Satış neredeyse sıfır. Hani eş dost okumuyor gibi bir nokta var ya hani trajikomik. O noktadan itibaren mesela bu kitaptaki karaktere daha çok oturtabiliyorum ben. Sanki o noktadan itibaren Sinan da öyle davranacak gibi gözüküyor. Sinan'ın aslında yani özellikle kitabın ilk yarısında Sinan'ın 10 yıl sonraki kaybetmiş hali gibi. Gibi ama aslında ikisi de aynı yaşlardalar. İkisi de yeni mezun olmuşlar. Bir nevi hani Sinan'a çok benzeyen ama Sinan'dan biraz daha nasıl söyleyeyim daha erken vazgeçmiş ya da daha erken yaşamış belli şeyleri bir karakter. Hani belki daha erken bezmesini gerektirecek bir takım şeyler oldu. Belki daha erken denedi ve başaramadığı için kendi rölantiye aldı belki. Yani bir noktada bu arada dahil olduğu yerler var. Belli yerlerde Sinan'ı çok daha andıracak şekilde ateşli konuşmalar yaptığı oluyor ama Sinan kadar tutarlı değil bu konuda. Bölüm sonlarında aman ne olacak diye bitirdiği oluyor. Anlattığı, düşündüğü şeyleri bir anda yarıda kesip. Yani kendi düşüncelerin dahi bunun bir önemi yok ki bir yere bağlanmayacak. Ben bunu dert ediyorum da ne olacak. Ama neyse işte modunda bir karakter. Sinan uzun bir süre öyle değil. Sinan sanki bütün o kuşkuculuğuna rağmen hani bir şeyler yapabileceğini düşünüyor ve hani o kendi kafasında bir kurban bulmuş. Hem babası hem o ilçenin neredeyse tamamı. Küçük dertleri olan insanlar bunlar. Hani bunlarla ben ne konuşabilirim diye sadece çıkar için sanki kitabını bastırmak için konuşuyor. İşte ya da ne bileyim kişisel kırgınlıkları ve kızgınlıklarından dolayı annesiyle konuşuyor babası hakkında ya da işte babasıyla yüzleşiyor ama kendini kurtarabileceğine dair bir inancı var Sinan'ın. Bu karakterin hani Nuri Bilge Ceylan'ın Diyojen'in feneri gibi dolaşarak varlığımızın gezegenindeki anlamını arıyor diye ifade etmiş ama o anlamı bulacağından çok emin değil gibi geliyor bana kitaptaki baş karakter. Yani çok bıkkın, çok bezgin. Onu birazcık da şeye yordum ben. Yani aslında şeydeki daha gerçekçi bir mezun portresi kitaptaki. Evet. Yani filmdeki birazcık daha aslında daha tam 20'li yaşların böyle bir öfkesi var içerisinde. Ama sanki daha büyük. Yani birkaç yıl daha yaşamış, hayata gerçekten temas ettikten sonra dediğin gibi yenilmiş, evet, bunun kızgınlığını taşıyan biriymiş gibi davranıyor ama kitaptaki gerçekten yeni mezun. Evet. Hani yeni mezun gibi ama ben biraz onu şeye yordum. Hani orada bir şehirde sonuçta Çanakkale'de devam ediyor. Evet. Burada direkt taşraya dönüyor. Sanki buradaki karakter de Çanakkale'de işte kendi üniversiteden tanıdığı hocalarla işte bilmem kendisi gibi sanat, edebiyat, siyaset kaygısı taşıyan insanlar aslında. Onların içerisinde yer aldığı için biraz geri plana çekiyor ve kendisini daha üste konumlandırdığı köye döndüğünde de tam tersi olabilir. Hani ben biraz onun mekana... Evet. Zaman mekan ilişkisi çok değişiliyor. Mekanın insanlar üzerindeki etkisi, işte o topluluk içerisindeki konumu, bunlara değiniyor. Birazcık ona yordum aslında. Sen konuşurken de şöyle bir tekrar kafamda süzdüm. Bu kitaptaki isimsiz karakter Çanakkale'de değil de Çana veya babasının köyüne dönmüş olsa belki daha çok konuşacak. Çünkü ara ara patlamaları görüyoruz. Evet. Ne kadar müdahil olmak istemese bile bir yerde tutamıyor ve mutlaka olayların içerisine giriyor. Kendi fikirlerini söylüyor. Fikirlerini yani burada kitapta bir genel küçümseme var. Evet. Orada ise kendisinin dışındakileri küçümsüyor aslında. Tek gerçek kaygının. O kaygıları işte edebiyat kaygısını buradaki üniversitedeki hocası da taşıyor. İşte komünist solcu olan arkadaşı da taşıyor. Yani benzer kaygıları taşıyan insanlarla beraber olduğu için kendini böyle bir üste konumlandıramıyor. Aslında evet, yani mezun olduktan sonra kendi kasabasına dönmemiş. Üniversite okuduğu yerde yaşam mücadelesi veren bir karakter. Bir nevi şunu söylüyorsun aslında, kitaptaki karakterin yaşadığı yerde, üniversite okuduğu yerde çok fazla kendisine benzer kişi var ve aslında ateşte girdiği yerlerde de biraz daha küçümsediği, kendinden aşağıda gördüğü insanları mı acaba eziyor? Öyle mi? Biraz öyle. Bir nevi öyle aslında. Hatta yazara mesela kendisinden küçümseyemediği bir yerde bile ancak alt etmeye çalışan, bir kılıç kalkan sallamaya çalışıyor. Evet. Yani orada alaycılığını bile çok kullanamıyor. Bir iki yerde küçümsemeye çalışıyor ama yazar onun her küçümseyişine karşılık verdiğinde alaycılığını da bir kenara bırakıyor ve kılıç sallamaya başlıyor. Tabii ezilip büzüldüğü yerler de var. Sanki mesela öğretmenim ama atanamadım vesaire dediği zaman sanki böyle bir hani konumundan dolayı orada kendini öne çıkaracak bir şey söylememekten kaynaklı mesela orada bir yüzünün düştüğünü görüyoruz. Sonra da sanki özellikle bu içindeki çalkantıyı bastırabilmek için ve karşındaki kişiyi sindirebilmek için de biraz alevleniyor sanki. Ama mesela böyle bakarsak kitaptaki karakter işte Sinan'ın yazara yaptığını çok fazla yapmaya çalışmıyor sanki. Çok biraz daha kitaptaki karakter sanki gözlemlemiş ve bunlar da böyle kendi küçük hesapları peşindeler diye kabullenmiş. Ama yeri geldiğinde Sinan gibi, İdris gibi, çoğu karakter gibi o da kendi küçük hesaplarının peşinde olan biri. Aslında hep eleştirdiği şeyden çok da kaçamıyor. Kaçamıyor hiçbir şey. İkisi de yani kaçamıyor. Davranış olarak da mesela filmde ahlak satıyor herkese. Hı-hı. Herkese ahlak satıyor ama filmdeki en ahlaksızca işleri o yapıyor. Hı-hı. Hani tamam, Kum Hoca işleten politik güçle bir maddi çıkar sağlayabiliyor. Belediye başkanı profilinden onun günlük hayatta ne tarz şeyler yapabildiğini tahmin edebiliyoruz. Biz de sadece orada bir 2 dakika gösteriyor. Orada biz onun o 2 yıl boyunca belediye başkanlığı süresinde neler yapabileceğini tahmin edebiliyoruz. O fikri bize veriyor ama gerçekten somut olarak gördüğümüz ahlaksızca sayılabilecek işte dedesinin kutsal kitabını, sadece dedesinin de değil yani bu ülkede Kur'an'ı çalıp satmak gerçekten en ahlaksız işlerden biri olarak kabul edilebilir. Babasını yargılamadan seven tek karakter, yani onu da karakter kabul edelim. Çünkü kitapta da Bir Taşra Köpeği. Adı Bir Taşra Köpeği ve köpek var, görüyoruz. Evet, köpek aslında bir köpek hikayesi orada da var. Var. Hatta köpek orada da köpeğin peşinden gidiyor. Filmde de rüya sahnesinde bir köpek hayaletini kovalıyor. Babasının köpeğini alıp satıyor. Yani babasının seven, sorgulamadan seven, yargılamadan seven tek varlık olan köpeği alıp satıyor. Yani çok ahlaksızca işler bunlar ama hiçbir zaman da ahlak satmaktan geri durmuyor. Bu sürekli karşısına çıkan, sürekli maruz kaldığı ve kendisinin de zaman zaman içinde bulunduğu bu küçük çıkar çatışmaları, güç oyunları vesaire. Yani bunlardan uzak olan bir canlıyı görmek, onda her zaman bir tür ne diyebiliriz? Utanma duygusu mu aslında? Bir tür hasret mi aslında? Böyle olmaya dair bu kadar kendini var etmeye çalışan sürekli insanlar. Sürekli didiniyorlar. Sürekli kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Sürekli kendilerini alçaltıyorlar yükselme arzusuyla. Ama orada kendi başına ortalıkta gezinen bir köpeği gördüğü zaman yani hiçbir insanda yaşamadığı hissiyatları ona o köpek mi yaşatıyor acaba bir nevi? Böyle düşünmemiştim ama sen deyince de böyle mantıklı geldi. Aslında bir köpek olmak istiyor. Çıkıyor bazı şeyler. Evet. Yani bir köpek kaygısızlığına ulaşmak istiyor. Yani ama hiçbir zaman da ulaşamayacağını biliyor. Zaman, evet. Yani o yüzden sürekli köpek karşımıza kitapta da filmde de çıkıyor. Yani bu başka bir canlı da olabilirdi. Gerçi işte koyunlar da orada karşımıza çıkıyor. Tabii. Hani insan olmak zorunda olmayan varlıklar, canlılar, yani onlar gibi olabilmek, onların kayıtsızlığına ulaşabilme isteği taşıyor olabilir. Yani düşünmemiştim ama sen söyleyince... Evet, ben de şu an biraz daha düşündüm ve hani insana karşı her zaman daha acımasızdır ya. Mesela hani bir kötü bir şey yapacaksın. Yani kötü derken hani çok ciddi bir şey olmak zorunda değil. Ufak bir aldatmaca, sınavda kopya çekeceksin mesela. Hep bunu rasyonize edersin ya. Başkaları da yapıyor zaten. De, bu hoca da zaten az çakal değil. Her zaman o başka bir insan üzerinden kendini kabul ettirme ve yaptığı şeyi meşrulaştırma çabası vardır. Ama hayvanda bu işlemiyor. Bir hayvanı eziyet ettiğin zaman hani hayvan hayatta kalmak haricinde genelde keyif için şiddet uygulamayan varlıklar olduğu için. O yüzden insana karşı acımasızlaşabilirken bir yandan o gidip o köpeği satması da orada bir hakikaten masumiyetin tamamen kaybını da simgeliyor olabilir artık. Tamamen hani yükselmek amacıyla bunu bile yapabilen biri. İnsan olmanın aslında ne kadar zor olduğunu. Evet. Ve hani insan kalmak diyoruz ya, aslında insan kalmak bizim için önemli bir şey. Hı-hı. İnsani erdemleri yitirmememiz gerekiyor ama insan olmanın, insan kalmanın ne kadar aslında erdemsizce bir şey olduğunu da görüyoruz. Yani o doğadaki diğer canlılarla bizim aramızdaki farkı da güzel ortaya koyuyor. Şu da var aslında bir nevi. Hani çok acımasız konuştum biraz önce Sinan hakkında ama bir nevi de şu algı da oluşuyor. Evet, bunu böyle şey yapmak zorundayız. Ama belki köpekle oturup konuşsa biz de böyle işte, ne yapalım? Yani sen böylesin, biz de bunları yapmak zorunda kalıyoruz, yoksa tutunamıyoruz. Köpeği de ikna etmeye çalışıyoruz. Bir de şu var ya, hani yoksul insanlar bunlar. Komşudan 50 lira borç almak kadar müşkül durumdalar. Denir ya hep hani vicdan, ahlak falan, bunlar en azından orta sınıf ve üzerini ilgilendiren şeyler diye. Hani o noktada tabii onun roman bastırmak gibi biraz daha lüks sayılabilecek kültürel bir çabası var ama onun için çok hayat aslında, değil mi? Yani onun o anda varoluş mücadelesinde o kitabı bastırabilmek çok her yol mübah gibi geliyor sanki. Yani gibi. Şöyle yine kişisel, hani film başına da film kişisel olarak hayatıma çok temas ettiği için, yani Sinan'ın aksine, Sinan'ın hani eğitim görmüş bir aileden geliyor. Benim annem de babam da eğitim görmemiş kimseler. Hı hı. Ve benim o okumam için, iyi bir eğitim görebilmem için her şeyi yapmalarına rağmen bazı noktalarda hiçbir şekilde benim ihtiyaç olarak adettiğim şeyler, Sinan'ın kitap bastırmak gibi, evet, işte sinema, edebiyat, sanat, kültür gibi, onlar için hiçbir zaman anlayamayacakları uğraşlara dönüyor. Yani bu tabii. Burada kesinlikle haklısın. Orada bir hayatın gerçekleri var. Senin lüks, onlar için lüks görünen şeyler senin için hayati olabiliyor ama sonuçta senin o lüksünü onlar karşılıyorlar. Yani onların maaşıyla, onların çalışmasıyla yapıyorsun. Bu ikilik çözülmüyor. Hala mesela babam, benim işte çizgi romanları çok severim. Babam hala her elimde çizgi roman gördüğünde garipsiyor. Hani bu asla aşılamayacak. Hala ne gerek var o kadar kitap almaya lafını duyuyoruz çevremizden. Babamızdan. Annem için onlar yer kaplayan eşyalar. Tabii. Yani. Ki orada da mesela koyacak yer bulamıyorlar. Değil mi? Yani Sinan iki kitabını bastırıyor ama koyacak yer bulamıyorlar. Petrol'dan koyuyorlar. O kadar bile fazlalık. Yani o küçücük evrende bile Sinan'ın fiziksel olarak da fazlalık, koyacak bir yerleri yok. Oraya koyuyorlar. Su damlıyor. Şuraya kaldırdık, bir şey olmasın. Çünkü eşya onlar. Sinan için, hayata tutunmak için önemli bir amaç. Sinan'a biraz ahlakçı bir açıdan yaklaştık ama aslında bakarsak çok büyük bir trajedisi de var. O kadar uğraşmasına, köpeği satmasına, yapmadığı kalmasına rağmen kitabını bastırması hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey beceremiyor aslında. Hani kimse okumuyor. Ve hani kendi var etme mücadelesinde çok net bir şekilde başarısız oluyor ama çok net yani. Evet, yani dediğin gibi Sinan'ın aslında bir trajedi. Hı-hı. Yani belki filmdeki en büyük trajedi İdris'in trajedisi. Evet. Yani kendi çocuğu, kendi eşi, kendi babası ve ait olduğu küçük topluluk dışından tamamen küçümsenen, dışlanan birinin ve bu öğretmen aynı zamanda. Yani makam, yani bir makam sahibi aslında. Normalde bir otoritesi olması gereken bir insan. İnsanların makamına, onun mesleğine saygı duyması gereken yerde tam tersi, insanlar hatta mesleği üzerinden onu eleştiriyorlar, dışlıyorlar ve en büyük trajedi bu. Ama Sinan'ın trajedisi de çok hazin bir trajedi ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmografisi boyunca pek yapmadığı bir şey. Aslında bugünkü bir yeni Türkiye eleştirisi. Çünkü Sinan orada milyonlarca insanı temsil ediyor. Milyonlarca genci temsil ediyor. Yani şu an 500.000 tane de hani, şey gibi sayıyor. Yani, cansız bir şey sayıyormuş gibi oluyor ama 500.000 insan atanamamış öğretmen var. Ve bunların aslında beyin güçleri. Bunlar ülkenin beyin gücü. Daha da sadece öğretmenlik dışına çıkarsak şu an milyonlarca işsiz genç var ve her birinin Sinan gibi küçük küçük trajedileri var. Yani filmdeki en büyük trajedi İdris'in belki. Ama yani Sinan ve İdris'in dışında Hatice'nin yaşadığı da benim için büyük trajedi. Çünkü orada Hatice'nin sahnesini çok az görüyoruz. Belki gördüğümüz tek kadın. Annesini bir kenara bırakıyorum. Filmin evreninde, kitapta da hiç kadın görmüyoruz. Değil mi? Hiç kitapta evet bir iki sahnede bir barda sahne, görüyoruz. Yani çok nadir topluluk halinde karakter olarak kadın karakter hiç yok. Hiç konuşmuyorlar galiba. Sadece yanılmıyorsam böyle beraber bira içtikleri sahnede birileri hakkında yorum yapan kadın var ama karakter olarak evet, kadın yok. Filmde de anne dışında ve kız kardeşi dışında ki onlar da en az işlenen karakterler aslında. Daha evet. En karton karakterler. Hatice'nin sahnesi ve Hatice'nin trajedisi çok değerli bir konu. Hı hı. Çünkü nasıl ki Sinan milyonlarca insanı temsil ediyorsa aslında Hatice de Taşra'da hayallerini yaşayamayan kadınları temsil ediyor. Yani orada Hatice'nin yaşadığı büyük dram. Çünkü hayalleri var. Nasıl ki Sinan'ın hayalleri varsa Hatice'nin de hayalleri var ve bu hayallerinden vazgeçiyor. Rıza'dan, sevdiğinden, Sinan gibi okuma isteğinden vazgeçiyor ve biriyle evlendiriliyor. Ben bunu kendi arkadaşlarımda da gördüm. Yani Hatice'yi ben kanlı canlı olarak bizzat gördüm. Çünkü üniversite okumak için gittiğimde, memlekete geri döndüğümde beraber aynı sırayı paylaştığım, aynı hayalleri kurduğum kız arkadaşlarımın başlarına örtülen tülbentin başörtüsünün altında nasıl ezildiklerini, beni gördüklerinde nasıl bir mahcubiyet hissettiklerini. Yani çünkü onların aynı şeyi hayal ediyorsun ve onlar toplum baskısıyla, aile baskısıyla veya farklı gerekçelerle bu hayallerden vazgeçiyorlar ve bambaşka birine, Sinan'ın annesine dönüşme yoluna gidiyorlar. Bu büyük bir trajedi. Yani bu açıdan da orayı çok önemli buluyorum. Peki Hatice'nin bundan bir kurtuluş yolu yok mu? Yani ilerleyen yıllarda o ışıklı şehirleri hayal ettiği o görkemli hayatı yaşamak adına boşanıp mesela bir hayat kurma ihtimali hiç mi yok sence? Çok mu imser? Ya işte yani keşke olsa ama bence yok çünkü onu daha önce yaşadı. Yani o çatışmayı, o gücü kendinde muhtemelen bulamadığı için bu yola giriyor. Hı-hı. Ve bu yola girdikten sonra da bunu kendine kabullendiriyor. Yani en büyük tehlike bu, kişinin kendini ikna etmesi. Çünkü bugünkü Türkiye'deki en büyük tehlike de bence bu. İnsanlar yanlış yaptığı bir şeyin yanlış olduğunla baş edebilmek için kendilerini bunu ikna ediyorlar. Önce kendilerini kandırıyorlar. Tabii. Yanlış bir şey yapıyorum. Bu vicdani bir yük. Hatice de burada mesela Rıza'dan kendi isteğiyle ayrıldığını, hı-hı, veya kendi isteğiyle üniversiteye gitmediğini, seni okutmadılar mı, göndermediler mi? Yok canım ben okumak istemedim noktasında ve bu kabullenme, bu savunma mekanizması ve kendini kandırma çabası o isyanın pek mümkün olduğunu göstermiyor ama keşke olsa. Keşke yani bir olsa. De yani gerçek karakterler gibi bahsediyoruz ama evet, kitapta zaten bunun üzerine hep film de bunun üzerine kanlı canlı karakterler. O yüzden keşke Hatice ilerleyen yıllarda dediğin gibi başarmıştır bunu. Hatice'nin hikayesini bir film olarak görmek isterdim ben bu arada. Keşke yani, olabilecek olsaydı. Başta da konuştuk hani kayıt öncesi. 6 bölümlük, 6 ana bölüm var. 6 bölümlük bir mini dizi olsa, hı-hı, müthiş bir şey olabilirmiş. Yani haliyle de muhteşem ama hani 6 bölümlük dizi olarak karşımıza gelse, 1 saat boyunca Hatice'nin hikayesini görsek. Yani sadece Sinan'la kesiştikleri noktaları itibariyle değil ama onların hayatlarını da görmüş olsak gerçekten güzel olabilirdi. Hatice'nin sahnesi de çok zengin, bol malzemeli bir şeye dönüşebilirdi. Çünkü görmüyoruz. Bir Zamanlar Anadolu'da da aslında erkek filmi. Evet. Ahlat Ağacı da erkek filmi. Uzak erkek filmi. Hani Nuri Bilge Ceylan sineması içerisinde gerçekten kadın karakterlere, yani Ebru Ceylan'la beraber yazmalarına rağmen çok az yer veriliyor. Üç Maymun'da merkezde bir kadın vardı ama o kadının da aslında çok iyi çizilmiyordu. Belki biraz Kış Uykusu'ndaki Nihal ve Necla daha üç boyutlu ve motivasyonlarının anlayabildiğimiz karakterler. Ama çoğu filminde akılda kalıcı tüm anlar erkeklerin söyledikleri ve yaptıkları. Nuri Bilge Ceylan'ın sineması erkek sineması. Tabii. Yani Kozo'dan başlayarak Mayıs Sıkıntısı, Kasaba, sadece iklimler de yer kaplıyorlar ve karı koca. Kış Uykusu'nda da Haluk Bilginer'den kadar ikisini topladığımızda belki daha büyük alan kaplıyor. Bunun dışında geri kalan sinemasında yoklar. Hani az da değil. Bir Zamanlar Anadolu'da aslında erkeğin yok, kadının yokluğu orada bir yandan çok güzel. Yani çeşitli okumalara yol açabiliyor. İşte Muhtar'ın kızını görüyoruz. Sadece öldürülen adamın eşini görüyoruz. Çok az yerde görüyoruz ama hikayeyi etki ediyorlar. Burada da hikayeyi etki ediyorlar. Yani az görünmelerine rağmen. Şöyle bir kabaca düşündüm. Kadınları iyi resmetmemiş. Yani eril. Kitap da çok eril bir kitap. Evet. Aslında erkek, yani erkek egemen bakış açısına yakın. Yani Nuri Bilge Ceylan bunu yapmıyor ama kitap bu yönden de okumaya açık sineması. Şey lafı bile var. Sevişe sevişe yükselen bir akademisyenden bahsediliyor. Hani bunun bahsini etmek bile aslında meşrulaştırmak mıdır diye düşünülebilir. Ama bir yandan da erkeklerin de her türlü inançta gördüğümüz için. Ama erkekler böyle düşünüyor. Erkekler böyle düşünüyor ya, tabii. Erkeklerin böyle düşündüğünü resmetmesi. Yani şey gibi. Çok da steril olmaması bir yandan daha gerçek kılıyor zaten. Filtrelememesi güzel. Çünkü yani Nuri Bilge Ceylan'ın filtrelememe değil ama o galiba sızma gibi bir şey. Hı-hı. Yani Tarkovski sinemasını çok sevmesini de belki biraz buna bağlayabiliriz. Tarkovski'nin de kadınlara bakış açısı pek sağlıklı değil. Ama hani dedim ki Ebru Ceylan da çalışıyor. Yani bütün eşiyle beraber, yani tam eşi diyebiliriz ama yaratıcı süreci beraber paylaşıyorlar. Hani yine de tam aksini söylemese bile kadınları gerçekten karton resmettiği, hatta toplumun olumsuz atfettiği değerler üzerinden ele aldığı sonucunu çıkartabiliyoruz. Ahlat Ağacı'nda da biraz bu var. Yani annesinde mesela bu var. Hatice'de de biraz suçlayabilirsin. Biraz üzüldüğümüz, yazık dediğimiz karakterler olmaları genellikle bir aslında sıkıntılı bir konu. İşte bunu bilmiyorum, tersten bakınca da işte Türkiye böyle bir şey. Kadınlara özgürlük alanı tanımayan, yani hele taşra hikayeleri anlattığı zaman kadınlara gerçekten yaşam alanı sunmayan yerler bunlar. O yüzden erkeklere bağımlı olabilmeleri veya söz sahibi, sözün onlara pek gelmemesi normal olabiliyor. Yani gerçeğin yansıması olabiliyor. Bir yandan öteki türlüsü bir misyon yüklemek olur. Kadınlar için bir özgürlük hikayesi kurmak hani umutlandırıcı ama çok fazla örneğini göremediğimiz, çok gerçek olmayan bir şey olur acaba. Evet, gerçek üstü. Ya da şöyle söyleyeyim, genel geçeri ifade etmez. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın ulaşmaya çalıştığı genel geçerden kastım şu bu arada, hani çoğunluktan bahsediyorum. Kadınların çok büyük başarı öyküleri var. Ama bu filmde yakalanan bu gerçekçi, hani gerçek insan gibi gördüğümüz karakterleri karşılamayacak o başarı öyküsü. O bir başarı öyküsü olacak. O bir nadir yaşanan bir olayın yansıması olacak. Böyle olması... Münferit vakaların sinema yansımasındaki o ister istemez biraz yapaylık olacak. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasında, özellikle Ahlat Ağacı'nda hatta. Nuri Bilge Ceylan sinemasında demeyeyim çünkü bütün filmlerinde bu derece bir gerçekten hayattan insanlar bunlar diyeceğimiz şeyler olmuyor. Farklı senaristlerle çalışması da bu arada filmlerin karakterini belirliyor. Ercan Kesal Bir Zamanlar Anadolu'da da yine bizim çok gerçekçi bulduğumuz diyaloglar, çok gerçek anlar ortaya koyarken Akın Aksu da bir tür gerçeklik kuruyor ama ikisinin kurduğu gerçeklik her ne kadar ikisini de çok gerçekçi bulsak da farklı değil mi? Bu neden böyle? Yani aslında biri atanamamışları, biri atanmışları anlatıyor. Yani o yolculuğa çıkan herkes taşradalar ama taşranın elitleri bir nevi. Doktor, savcı, polis, işte komutan, yani muhtar. Yani bunların hepsi statü sahibi insanlar. Bir zamanlar Anadolu'dayı ben biraz Anadolu Westerni olarak görüyorum. Yani erkekler arasındaki o rekabeti çok iyi yansıtıyor. Bence iki farklı sınıfı anlattığı için de olabilir. Tabii Yani sonuçta Ercan Kesel'in hayata bakış açısıyla Akın Aksu'nun hayata bakış açısı... Evet, aslında o fark, en büyük fark, evet, o. Evet, en büyük fark o. Çünkü Ercan Kesel daha romantik mi diyelim? Daha yani gerçekçi ama artık şey diyelim, o daha pozitif taraftan bakıyor. Belki hayatta daha şanslı olmuş bir kişi. Yani sonuçta doktorluk yaparken sinemaya bir şekilde bulaşmış ve başarılı işleri ortaya koymuş. Yazarlık yapan, senaristlik yapan, doktorluk yapan, hani Bir Zamanlar Anadolu yazdığında yaşça büyük, şeye göre, Akın Aksu'ya göre çok daha yaşlı. Ve ondan gelen bir olgunluğun getirdiği de bir şeylik var, kendinden eminlik var senaryolarında. Ama Akın Aksu genç bir adam, hala genç bir adam. Hala belki Sinan'ın bir takım çalkantılarını yaşıyor da olabilir. Bu Ahlat Ağacı'nın senaristi olarak yer alması. Böyle düşündüğüm zaman bu arada hani hep Sinan'la bütünleştirerek düşündüğüm için çok ilginç geliyor bana. Sanki hani Sinan'ı da bir filmin senaristi olarak gerçekte Akın Aksu'nun yaşadığı artık senaryoda elde biliyorum. Ne kurgu ne gerçek benim zihnimde karıştı. Şu an benim karıştı, evet. Ben karıştırdım yani, iyice. Hiçbir şey, her şey kurgu ama her şey gerçekmiş gibi hepsi birbirine karıştı. Şey olabilir dediğin gibi, hani filmde de diyor ya, yüreğin toyluğundan gelen aşırılıklar. Evet. Yani yüreğin toyluğundan gelen bir karamsarlık olabilir. Ercan Keser'inki de yani o hem yüreğinin toyluğunu atmış hem de başarıya ulaşmış bir insanın bakış açısını yansıtıyor. Yani ben Bir Zamanlar Anadolu'da Üç Maymun bir kaybeden hikayesi olmasına rağmen orada mesela, orada da gerçi Nuri Bilge Ceylan'ın onu böyle daha tablomsu ele alması oradaki etkisi olabilir ama Bir Zamanlar Anadolu'da ben o karamsarlığı hiçbir zaman görmedim. Yani umutsuzluğu, çıkışsızlığı, yani taşla çıkışsız bir yer gibi gelmedi bana. Ama Ahlat Ağacı'nda tamamen taşla çıkışsızlığını hissediyorsun. Yani seni üstüne kapanmış. Tabii bu 2011 ile 2018 aradan geçen 7 yılda ülkenin dönüşümünün de etkisi olabilir. İki farklı sınıfı, taşra elitleriyle taşranın alt sınıfını, alt tabakayı ele almasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama hepsini birleştirince ortaya gerçekten iki farklı portre çıkıyor. Bir yandan Nuri Bilge Ceylan bu şekilde hayatın farklı noktalarına ve farklı bakış açılarına sahip senaristlerle ortak çalışmalar yaparak da sinemasını zenginleştiriyor diyebilir miyiz? Yani kesinlikle yani hiç bir iki senaryosu kendisinin, işte Bir Zamanlar Anadolu'da ve Üç Maymun'da Ercan Kesel, şimdi Akın Aksu, Kış Uykusu'nda eşiyle beraber aslında Çehov, bir nevi Çehov öykülerinden. Senaristlerinden biri film. Evet, senaristlerinden biri kabul edebiliriz. Cemil Kavukçu Uzak'ta aynı şekilde. Yani mutlaka bir yazarla çalışıyor ve sürekli zenginleştiriyor. Aslında kendi evrenini kurarken birbirine benzemeyen filmler yapıyor. Yani son üç filmini birbirine bakıyorsun. Birçok noktada birbirine benzeşiyorsun ama o kadar farklılar ki işte o senaristlerin kattığı artı değer filmlerin birbirinden ayrışmasını sağlıyor. Şunu konuşmuştuk seninle. Kendi hayatından yola çıkarak sinemasının ilk dönemini Kozo, Mayıs Sıkıntısı ve Kasaba. Kendi hayatını anlatmayı sanki bitirip bir rafa kaldırdıktan sonra, tam olarak bitirdiğini söylemeyiz tabii ki hiçbir zaman ama başka hayatların, başka dertlerin peşine düşmüş ve bunun için beraber çalışabileceği ve sinemasını zenginleştirebileceği insanlar arıyor gibi. Şimdi bazı yönetmenleri eleştiriyoruz, hep hayata aynı taraftan bakan filmler çekiyorlar diye. Şimdi isim vermeyeyim, çok ilk programdan çok tartışmalı şeyler söylemeyeyim ama hani hep aynı filmi çektiğini düşündüğümüz bazı yönetmenler var. Hep aynı gözlükle baktığını. Nuri Bilge Ceylan'da ben bunun olmamasını çok önemli buluyorum. Belli izlekleri yakalayabilsek bile bambaşka filmlerden söz edebiliyor olmamız. Yani ortak noktalar olmasına rağmen her birinden, yani şimdi biz Kış Uykusu programı yapsaydık tamamen bambaşka bir şeylerden bahsediyor olacaktık. Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak, her türlü tek tek bütün filmlerini sayabilirim. Yani kendini çok tekrar etmeyen, o üzerine yapışmaya başlayan, işte denize bakıp sigara içen insanlardan sıyrılması ve aşırı geveze filmler yapması. Yani sadece buradaki bu meydan okuma bile aslında sanatını, sinemasını zenginleştiren bir şey. Yani bugünden geriye dönüp Nuri Bilge Ceylan sinemasından baktığımda o kendi kendine meydan okumasını, yani biraz hani futboldan örnek verirsek Ronaldo'nun sürekli takım değiştirmesi gibi. Burada da Nuri Bilge Ceylan işte kariyerinin ilk döneminde senaryosuz değil mi? Yani bir hikaye var ama diyalogsuz veya metnin ikinci planda olduğu, görsel, işitsel olarak derdini anlatmaya çalışan bir sinemaydı. Ve taşradaydı, bildiği ortamdaydı. Uzak'la beraber bir hikaye ve birazcık daha metin, diyaloglar hala az olmasına rağmen metnin birazcık daha ön plana çıktığını başlıyor. İklimler tamamen kendi öz yaşamı ve burada dediğim gibi bir kırılma yaşanıyor ve artık uzaktaki gibi kasabadan şehre doğru yol alma şehire, üç maymunla şehre erişiyor. Tekrar şehirden kırsala, taşraya bir dönüş başlıyor. Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı aslında hepsi taşra üçlemesi olarak görebiliriz. Tabii. Ve her seferinde o sanki şehirde yanına topladıkları, biriktirdiklerini o farklı ayaklarla buluşturuyor. İşte Ercan Kesal getiriyor başka bir şey. İkinci bir, hani bir şey yazdığın zaman mutlaka ikinci bir göz istersin ya. Tabii. O da o evrene her zaman güvendiği ve sonrasından arasının bozulacağını bildiği. İnşallah Akın Aksu'yla da böyle olmaz. Uzaktan akrabası olduğu için olmayabilir ama ikinci bir göz gerçekten o filmlerin birbirinden ayrılışmasını sağlıyor. Tabii, tabii. Bu açıdan o yolculuk, Nuri Bilge Ceylan'ın yolculuğu da çok değerli. Sinemamızda eşi benzeri olmayacak bir yolculuk. Yani her seferinde bir öncekine meydan okuyarak ortaya bambaşka bir şey çıkartması emsalli olan bir şey değil. Sinemamız için de güzel bir şey. Bir yandan ama çok kötü bir şey. Milyonlarca Nuri Bilge Ceylan gibi olmak isteyen insanın çıkmasına yol açtı. Ama yani, Nuri Bilge Ceylan da değişerek onlara yanıt verdi yani. Hani siz hani benim gibi olmaya çalışıyorsunuz ama benim o taraflarda bizim yok artık. Benim geçmişim. Hani... işte bir Nuri Bilge Ceylan kopyası ortaya çıkardığında aslında o çıkardığın şey Nuri Bilge Ceylan için eskimiş bir şey oluyor. Tabii. Yani bir önceki aşama. Çok geç kaldın. Bir sonraki aşamada başka bir şey yapıyor. Ama bu süreç boyunca da imzası olan şeylere dediğin gibi yani o tematik bağıntılar olsun, biçimsel olsun mutlaka Nuri Bilge Ceylan filmi olduğunu anlıyorsun. Evet. Onları da her zaman koruyor. Başka insanlarla, senaristlerle çalışarak bir dünya ortaya koyuyor ve aynı zamanda işte belli kişileri öne çıkarıyor. Dediğin gibi sonradan arada bozulabilseydi. Mesela Ercan Kesal'ı tanıtan kişi diyebilir miyiz Nuri Bilge Ceylan için? Sonuçta bu derece tanıtan diyeyim en azından. Bu derece ya olabilir. Çok hani şey Ercan Kesal'in çok bilmediğim şey ama şey benim en azından benim radarıma evet, Nuri Bilge evet. Benim bildiğim göre. Kadarıyla şu anki tanınırlığına erişmesini sağlayan kişi ama bunu bir iyilik olarak söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. O filmi izledikten sonra Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının geleceğini düşünürken bir yandan da Ercan Kesal'ı takip ediyoruz. Şimdi Akın Aksu'nun kitabından bahsettik. Evet. Onların nasıl bir yöne gideceğine de bakıyoruz. Arası bozulmazsa belki ileride tekrar çalışabileceği insanlarla nasıl ortaklıklar, nasıl filmler ortaya çıkabilir? Akın Aksu'yla atıyorum 20 sene sonra bambaşka bir noktadan bir film yapsalar beraber. Mesela ben işte bu podcast'te peşinden gitmek istediğim konu biraz bu hani birbirine giren hikayeler, buluşan dünyalar, birbiriyle konuşan metinler ve bunun sonrasında başka metinlerle ve başka kişilerin hikayeleriyle beslenerek bambaşka noktalara gelmesi. O yüzden ben hep bir metnin üzerinde münferit olarak düşünemiyorum. Her zaman gelecekte neler olacak, gelecekte neler üretilecek ve gelecekteki eserler bu filmlerle nasıl konuşacak hep onun merakını yaşıyorum. Ve Nuri Bilge Ceylan'ın şu an nasıl bir film çekeceğini tahmin etmeye çalışsak muhtemelen çok alakasız tahminlerde bulunabiliriz. Hadi asla öyle bitirelim. Evet. Asla tahmin edemeyeceğiz galiba. Çünkü Ahlat Ağacı'nın böyle bir şey olmasını hiç beklemiyorduk. Hiç beklemiyorduk. Hatta yani. Üç Maymun'dan sonra Bir Zamanlar Anadolu'da şeklinde bir filmin o konsepte o diyalog yoğunluğuna sahip bir filmin gelmesini de kimse beklemiyordu. Ne çekebilir? Bilmiyorum. Yani çünkü çok büyük bir kırılma. Ben şey demiştim. Yani Ahlat Ağacı boyunca Sinan'la İdris birbirine hiç sarılmıyor. Yani hı hı. Üniversiteden geliyor sarılmıyor. Film boyunca hiçbir şekilde birbirlerine karşı son karede görüyoruz sadece. Yani Sinan'ın kuyuya inmesiyle beraber. Yani bu Sinan için bir ölüm olabilir veya yenilginin başladığı nokta olabilir. Kabullenme olabilir ama ben bir sonraki filminde o babayla oğlun veya anneyle kızın birbirine sarılmasını istiyorum. Yani nasıl bir konsept değil de bu beni çok üzdü Ahlat Ağacı'nda. Onların bir defa bile birbirlerine karşı bu hisleri içte taşımalarına rağmen bakışlarla ifade ediyorlar biraz sonra. Daha doğrusu evet. Sinan bir aydınlanma yaşıyor ve orada gözünde bunu görüyorsun ama bu nasıl söyleyeyim bir katarsis anını hiçbir zaman sunmuyor. Sunmuyor. Ben o benim içimde eksik kaldı ya. Ben onlar bir defa birbirlerine sarılsın isterdim. Bir sonraki filminde ne olur? Biraz şey mi? Zincirlerinden evet. Sıyrılsın ve yani... artık bazı şeyleri göstermekten çekinmesi. Ama bu da bir ana akımlaşma çekincesi mi acaba? Hani çok daha kimliğini kaybetme. Buraya geliyor galiba. Yani geliyor ama orada kesiyor sanki. İçinde de bu bir yolculuk. Yani Hı-hı. muhtemelen yani ilk filmlerinde kendi babasıyla, yani Akın Aksu'nun kendi babasıyla Nuri Bilge Ceylan, yani sorunlu olduklarını bilmiyorum. Yani nasıl bir baba oğlu ilişkisi var ama Hı-hı. o baba oğlu ilişkisi her ikisi için de önemliydi ve sinemasal yolculuğu sanki ruhsal yolculuğunun da bir iz düşümü. Giderek daha dürüstleşiyor, giderek daha açık sözlü davranmaya başlıyor. Başkalarının hikayelerinden de yararlanarak bir yandan. Hani dünyasını zenginleştirirken giderek sanki daha çok öz eleştiri yapıyor gibi. Geleceği noktada ya, örneğin Nuri Bilge Ceylan'ın tür sineması yapacağını düşünüyor musun hiçbir zaman? Çok isterim. Çok isteriz ama hiç, yapacak gibi gözükmüyor. Hiç yapacak gibi görünmüyor. Çünkü kendi yolcu dediğim gibi evet. Bir yolculuk. Sinema onun için bir yolculuk, bir ifade aracı ve hani hesaplaşma aracı. O yüzden pek yolculuğu nereye götürürse oraya gidecek gibi. Evet. Yine muhtemelen bu konseptte bir şey olur. Yani benim aklıma şu geliyor. Kendini tekrarlamamak adına son iki filmi çok diyalog odaklı olduğu için bir tık daha eskiye anımsatan, daha görsellik üzerinden belki Ahlat Ağacı'ndaki o biçim. Yani şimdi Ahlat Ağacı'ndaki biçim çok kusursuz değil demiştik. Ama hikaye bunu gerektiriyordu. Belki Kış Uykusu gibi görsel açıdan mükemmel ama hikayesi diyaloglara dayanmayan bir şey düşünüyorum. Ama bu kadar tahmin edebiliyorum en fazla. Hiçbir zaman hani nasıl bir hikaye çıkacağını tahmin edemeyiz. İnsan ilişkilerine odaklanmaktan başka bir şeyden özetleyemiyoruz aslında evet. filmlerini. Ama baktığımız zaman çok büyük başyapıtları var. 4-5 tane başyapıtı sayabileceğimiz bir yönetmenden bahsediyoruz. Ve daha kaç yaşında genç? 50'sinde mi? Herhalde. Muhtemelen. O yaşında 50'lerin yani. Başındadır. Genç duruyor festivalle göre. Genç duruyor. Yani şey olabilir. O ışığı metin de bunu dayatmış olabilir ama Ahlat Ağacı'nda sinema üzerine, anlatı üzerine, sinemanın olanakları veya kendi anlatısı üzerine düşünmeye başladığını hissettim evet. ben. Yani anlatı olanakları. Çünkü epizodik bir film var karşımızda. 6 bölümden oluşan. İlk kez mi yapıyor bunu? İlk kez yapıyor. Daha hani romana yaklaştı gibi. Veya Bir Gecede Geçen Bir Zamanlar Anadolu'da da bir aslında çok büyük bir kırılma açıdan. Yani hani neredeyse bir gecede. Tabii sonraki sabaha da yansıyor ama o da mesela hani Nuri Bilge Ceylan'ın büyük kırılma o aslında. Büyük bir kırılma yani ve anlatım olanakları açısından hani ben kesintisiz devam eden ve polisiye denebilecek bir hikaye aslında çerçeveye baktığınız zaman. Ne kadar o mantıkta anlatılmasa da ve biraz da Western'e de kayan bir hikaye. Bir yandan ne kadar risk alacağını merak ediyorum. Gerçekten bir gün korku filmi çeker mi? Çok merak ediyorum. Korku filmi demez ona ama hani öyle anlar olan bir film çekebilir mesela, anlatabiliyor muyum? Yani korkutucu bir sahnesi olan bir film çekebilir mesela. Niye yani olmaz? Yolculuğunu tamamlaması gerekiyor galiba onun önce için. Onun için. Evet yani burada ben bir sonraki filminde gerçekten sinema üzerine düşünen, Hı-hı. sinemanın anlatı olanakları üzerine düşünen bir film gelmesini bekliyorum. Yani bir cinayet hikayesi anlattıysa neden olmasın bir ev istilası hikayesini anlatmasın? Hani oradan eğer insan ilişkilerine dair bir şeyler çıkarabilecekse bunu yapmaz mı sence? Bana yapabilir gibi geliyor bir gün. Yani hemen olmasa. Yani yapsın, inan çok istiyorum. Ama yani çok umutlanmamaya çalışıyorum. Çok umut, hani o umut gelmiyor. Yani. Umutlanırsan kötü olacaksın diye korkuyorum. Hatta şöyle ana yakın bir film çekmesi de çok isterim. Evet. Yani bize de değil. Yani yurt dışında da çekebilir. Hatta ben Nuri Bilge Ceylan'ın hiç sevmediğim bir şey olmasına rağmen Hollywood filmi. Yok. Ferhade'nin yaptığı gibi yabancı bir ülkede film çekmesini de merak ediyorum. Hani bu aşırı sevgiden kaynaklı. Evet, evet. Bir western çeksin çok isterim. Bir korku filmi çeksin çok isterim. Galiba yani bu bizim herhalde sevgimizden kaynaklanan bir şey. Çok uçtuk şu an. Hani ne şunu da yapsın, bilim kurgu çeksin. Her şeyi bu çeksin. Bu açıdan galiba hakikaten sen dediğin gibi denemek istediği şeyleri bu çerçevede bir bitirip tamamen artık tasasızca başka ülkeye de gidebilip başarısızlığı da göze alabilip. Hani şunu da düşünmek lazım. Nuri Bilge Ceylan başarısızlığı göze alabilir mi? Ahlat Ağacı aslında başarısızlığı göze aldığı en çok yaklaştığı film. Evet. Tamamen değil bence. Yani gene çünkü çok güçlü bir metin olduğu için hani en kötü ihtimalle çıkacak film bile çok büyük bir facia olabilecek bir film değil bence ama çok daha risk alabilir mi işte bunu merak ediyorum. Yani çünkü başarısızlığı göze almak demek hakikaten hani Emin Alper'in çıkıp ben Palo ailesinin anlatan korku filmi çekmek istiyorum. Nuri Bilge Ceylan bunu diyemeyecek bir ciddiyete sahip hala. Acaba o ciddiyeti bir gün kıracak mı, ben onu merak ediyorum. Hani bir soruyla kapatmak istedim. Hani aslında bunu biraz cevapladık zaten. Son olarak toparlamak gerekirse filmle ve kitapla ilgili neler başka söylemek istediğim var? Şöyle söyleyeyim son olarak. Yani Ahlat Ağacı ilk Haziran'da gösterime girmişti galiba. O zaman izledim. 2018. Şu an neredeyse 2019 Haziran geliyor. Yılını dolduracak. Hala zihnimde, kalbimde taşıdığım film ve bu hayatımda, ya 30 yıllık yaşamımda son 10 yılı tamamen sinemayla geçmesine rağmen çok az filmde yaşadım. Hala benimle beraber. Kitap bu filmin evrenini çok iyi genişletti. Zihnimde daha oturmasını sağladı. Ama bu duygusal bağı kuramadı. Zaten kitap da bunu hiçbir zaman amaçlamıyor. Evet. Muhtemelen önce kitap gelse belki bir nebze olabilir ama kitap bunun üzerine hiç oynamıyor. Sadece kitap daha da zenginleştirdi. Ya Ahlat Ağacı bilmiyorum. Uzun vadede Bir Zamanlar Anadolu'nun yanına erişmeyebilir kalbimde ama bütün filmografisi içerisinde Bir Zamanlar Anadolu'da ile beraber çok ayrı yere koydum. Yani film oldu. Bu kadar duygulara odaklı bir film hiç yapmamıştı. En duygusal olması gereken anlarda bile aslında bir mesafe vardı filmlerinde her zaman. Değil mi? Bu kadar hani kalbe dokunmak amaçlanan bir filmi yoktu mesela. Ama bunu da çok değişik yapıyor. Yani çok farklı bir şekilde yapıyor. Yani hiç, dediğim gibi hiçbir zaman dramatik filmin duygusal bir sahnesi sadece işte Yılmaz Güney'in Umutsuzlar filmiydi galiba. Filmi unuttum. Orada bir göründü, izledikleri sahne var. Hı. Mesela orada evet. Veya Hatice ile artık duygusal denebilecek bir sahne ve final. Yani 180 dakikalık bir film içerisinde toplasan 7-8 dakika duyguları oynayan bir yer olmamasına rağmen o kadar güzel planlamış ki hatta yani 179 dakika boyunca sana duygu vermeyip 180. dakikada öyle bir duygu aşılıyor ki yani bir anda böyle adrenalin pompalanması gibi duygu pompalıyorsun. Yani bu da duygusal bir film mi? Bence değil ama çok kalbi bir film. Hani böyle duygusal kelimesi tam karşılamıyor gibi. Aslında o yüzden duygulara dokunan demek istedim. Yani hissettirdikleri çok yoğun. Kesinlikle. Oyuncuların bir bakışından, bir cümleyi tonlayışından, bir görüntüden her zaman olduğu gibi. Bir ne bileyim bir kuyu görüntüsünden yani oradan doğurduğu his temelsiz bir his de olmadığı için bunun bütün altyapısını kurduğu için altyapısını kurmak deyince çok teknik geliyor kulağa öyle söylemeyeyim de hani bunun bir temeli olduğu için kuruyor tabii. Artık kuruyor. Artık bir senaryo matematiğini de gerektiği yerde kullanıyor. Bu filmde ben o senaryo matematiğini, o alt yapı kurma çabasını çok net görüyorum. Evet. Epizodik olması bile bunu göstermiyor mu zaten? Evet. Çünkü hani kurmadığı takdirde dağınık olması gerekir. Mesela kitapta bir matematik yok. Değil mi? Kitap tamamen hiç dağınık. Yok. Yani hiç yok. 250 konuşmuştuk. 250 değil de 2500 sayfada da sürebilirmiş. 25 sayfada da bitebilirmiş. Çünkü bir çatı yok. Tamamen yani dikey değil. Tamamen böyle yatay. En başa dönmemiz gerekirse Nuri Bilge Ceylan'ın o bayram ziyareti miydi? Evet. Bayram ziyaretinde hocayı görüp oradan Akın Aksu'ya ulaşıp hani önce gerçek hayatta bir cevher görüp onun ardından Akın Aksu'ya bir metin yazdırıp o metindeki cevheri yakalayıp bu cevheri kendi sinemasında nasıl kullanabileceğini, bundan en iyi ne şekilde yararlanabileceğini, daha doğrusu yararlanmak demeyeyim öyle deyince kulağa çıkarcı geliyor ama sinemasını bu cevherle nasıl zenginleştirebileceğini burada görüyoruz. Yani aldığı metne kendi sinema yolculuğundaki aşaması için bir basamak olarak kullanıyor. Belki Akın Aksu filmin senaryosunu yazsaydı ya da Akın Aksu kendisi bir film çekseydi kitap kadar dağınık bir şey de görebilirdik belki. Akın Aksu'nun cevherinin oradaki o insanların arasındaki diyaloglarda hayata dokunan gözlemciliğini yansıtan küçük detaylar, insanların birbirlerine oynadığı küçük oyunlar, çıkar çatışmaları. Yani bu filme çok büyük bir şey katıyor. Ama Nuri Bilge Ceylan bütün çatıyı, o duyguları da yoğunlaştıracak bir çerçeve içinde bir araya getiriyor. İşte kitap, senin dediğinden yola çıkınca malzemenin her yerde olduğunu ama büyük dehanın çok az yerde olduğunu gösteriyor. Yani kitap bana malzeme her yerde, Ahlat Ağacı ise deha az yerde. Önemli olan bunu nasıl kullandığım ve yani sinemana nasıl yansıttığım. Tanju çok teşekkür ederim. Seni biraz yordum. Estağfurullah. İlk programın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki programlarda farklı konuklarla, farklı konularla görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.